Stadyumu'na Fenerbahçe Adana Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesine hoş geldiniz değerli izleyenler. Karşılaşmaya Adana Spor başlayacak. Ülker Stadyumu'nda 18-19 bin civarında taraftar topluluğu, taraftarlar gelmeye de devam ediyor, hemen vurgulayalım. Kadıköy'de, İstanbul'da 7-8 derece civarında bir sıcaklık. Zemin son derece güzel ve iki takım bugün buradan son 16 turu vizesi almak için mücadele edecekler. İlk düdükle Adana Spor karşılaşmaya başladı. Hemen 11'leri vereyim sizlere. İrfan Can Eğribayat var Fenerbahçe'nin kalesinde. Mert Müldür, Boniç, Osterwolde, Lincoln savunma dörtlüsü. Bartu, Krunic, Mert Hakan ortada. Emre Mor ve Joshua King iki kanatta, ileride Batshuayi görev yapacak. İsmail Kartal'ın 11'i bu şekilde, hemen dikkatinizi çekmiştir. Bonucci ve Krunic ilk 11'de başladı bugün Sarı Lacivertli takımda. Ve Adana Spor'un Mustafa Kaplan'ın 11'i. Ahmet var kalede, Ferhat, Fatih, Evren, Lukaku, Kubilay, Harun, Dabo, Burhan, Junior Fernandez ve Dimitri Oberlan. Konuk ekibin 11'i de bu şekilde. Çağdaş Altay yönetiyor mücadeleyi. Candaş, Elbil ve Abdullah Uğur Sarı yardımcıları. Buğra Taşkınsoy da 4. hakem. Emre Mor'dan Krunic'e geldi. O geriye doğru bıraktı. Osterwolde sol tarafta. Lincoln Enrique'de uzun bir aradan sonra ilk 11'de formasına kavuştu. Joshua King geriye doğru bıraktı. Osterwolde, Bonucci, Emre Mor. Emre sıyrıldı rakibinden. Mert Müldür bir kez daha Emre'nin koşu yoluna. Geriye doğru Krunic. İlk maçında Bosnalı oyuncu Emre Mor. Yerden bıraktı Batshuayi. Yerde kaldı, faul. Çağdaş Altay ceza sahası ön çizgisinin hemen dışında faul düdüğünü çaldı. Pozisyon işte böyle gelişti değerli izleyenler. İsmail Kartal görüntüye geliyor. Takımın Süper Lig'de lider durumda. Konfederasyon Kupası'nda lider olarak tur atladılar. Ziraat Türkiye mücadelesine de son şampiyon olarak 5. turdan başlıyor Fenerbahçe. Mustafa Kaplan da ekrana yansıdı. Çok tecrübeli bir isim. Özellikle Ankara takımlarında çok uzun yıllar geçirdi Gençler Birliği Ankara Gücü. Hacettepe'de 5 kişilik bir baraj istedi. Kaleci Ahmet arkadaşlarını uyarıyor. Lincoln Enrique oralardan etkili vuruşlar yapabilen bir isim. Bakalım o mu kullanacak? Lincoln Enrique vurdu, üstten dışarı gitti top. Çok ciddi bir sakatlık atlattı Lincoln Enrique. İşte onun şutunu tekrar izliyoruz. Kaleci Ahmet kale vuruşunu kullanacak. Adana Spor 1. Lig'de 20 puanla 13. sırada değerli futbol severler. Geçtiğimiz hafta sonunda Bolu Spor'la sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Şimdi Fenerbahçe bir kez daha geliyor. Emre aldı. Emre gidiyor. Emre Mor. Emre kaybetti topu ama sağ taraftan atak devam edecek. Şut yerden dışarıya. Batshuayi şansını denedi. Bu arada kenardan yardımcı hakemiyle göz göze geldi ve Çağdaş Altay savunmanın bir teması olduğunu belirledi. İşte bu pozisyonda ardından da köşe vuruşunu işaret etti. 5. dakikanın içindeyiz.
Fenerbahçe köşe vuruşunu kullanacak. Ceza sahasına 5 oyuncu soktu. 6.'sı da geldi sarı lacivertli takım. Bir korner daha aynı bölgeden. Ferhat savunmanın sağında görev yapıyor Adana Spor'da. Bonucci hava toplarında etkili. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale sahasına doğru savunmada kafayı vuran Lukaku ikinci hamle. Oberland'a savunmasına yardım etmeye çalışıyor. Şimdi Batshuayi. Batshuayi son anda orada Fatih'in bir müdahalesi var. Taç atışını hemen kullandı Fenerbahçe. Mert. İki Mert o bölgede. Birisi Mert Müldür, diğeri Mert Hakan. Mert Hakan bıraktı. Mert Müldür kullandı. Batshuayi. Ondan Emre'ye. Emre Mor. Bir çalım rakibine pasını da verdi. Batshuayi ceza sahasında. 3 Adana sporlu peşinde. Mert Hakan ortasını yaptı. Joshua King kafayla indirdi. Gol pozisyonu. Son anda savunma girdi devreye. O bölgede Fatih kritik bir müdahale yaptı. Baskısı var Fenerbahçe'nin ilk dakikalarda. Mert Müldür'den Emre Mor'a. Geriye doğru Osterwolde. Solda Lincoln Henrique. Önünde Joshua King. Burhan yardıma geldi. King. Bartu yanında. Krunic top istemişti. Osterwolde. Bütün hatlarıyla rakip yarı sahada Fenerbahçe. Lincoln Henrique. Ters taraftan Mert ceza sahasına sokuluyor. Bonucci. Ortası. Top hızlı. Out. Görüntüde Leonardo Bonucci 36 yaşında İtalya milli takımıyla son Avrupa şampiyonasında zirveye çıkmıştı Bonucci. Kariyeri hepinizin malumu. 9 İtalya şampiyonluğu, 4 İtalya kupası, 5 İtalya süper kupası da var Bonucci'nin CV'sinde. Ahmet kullandı kale vuruşunu. Karşılayan Emre. Mert Müldür indirdi. Batshuayi'den önce Kubilay vurdu kafayı. Şimdi Fernandez'e doğru. Ceza sahasına girecekti Oberlan. İkinci hamle. Tehlikeli oyuncuları bunlar Adana Spor'un. Dimitri Oberlan bıraktı. Lukaku yerden pasını verdi. Tekrar Lukaku. Lukaku gidiyor. Son anda bir müdahale. İkinci hamle. Bu arada elle oynama beklentisi vardı Adana Sporlu oyuncuların. Oberlan ortasını yaptı. Hiçbir arkadaşının olmadığı bölgeye. Joshua King sıyrıldı rakibinden. King gidiyor. Joshua King'in sevdiği toplar bunlar. Bastı topun üzerine. Taç. Fenerbahçe kullanacak. Lincoln Henrique hemen kullandı. Osterwolde'den Krunic'e. Bonucci aldı verdi. Sağ tarafta Mert Müldür'ü gördü. Batshuayi. Mert Müldür. Tekrar Batshuayi. Mert Hakan yandaş. Jordan Lukaku kademede. Tehlikeye girmek istemedi. Riske atmak istemedi pozisyonu. Kalecisine vermek isterken de dışarı gönderdi. Bu az önceki pozisyon değerli izleyenler. İşte bu şekilde farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Göğsünden top çıkıyor Fenerbahçeli oyuncunun Mert Hakan. Emre Mor doğrudan kaleciye, Ahmet'e gitti. Ahmet hemen başlattı. Dabo. Dabo. Savunmada kalabalık durup kontrataklarla, savunma arkasına atılan toplarla etkili olma planı var. Doğal olarak Adana Spor'un. Fatih geriye doğru kalecisi Ahmet'e. Ahmet'ten Evren'e. Solda Lukaku. Oberland'dan sekti top. Fenerbahçeli oyuncularda kaldı. Bartu o bölgedeydi. Krunic. Geriye doğru Osterwolde.
Adana Spor'da yerde kalan bir oyuncu var. Oyun devam ediyor bu arada. Mert Hakan vuracak. Vurdu, üstten dışarıya gitti top. Şimdi Çağdaş Altay Harun'un yanına doğru gidiyor. Harun bu pozisyonda yerde kalmıştı. Kurun içine çarpıştı Harun az önce. Radek Kurunic özellikle Empoli performansı sonrasında 5 yıldır Milan'daydı. Milan'da bu sezon 14 maçta 896 dakika süre almıştı. Radek Kurunic de devre arası transferlerinden biri Fenerbahçe'nin. Bonucci gibi. Osterwolde 11. dakikaya girdik. Batshuayi'ye doğru uzun bir top. Batshuayi kontrol edemiyor taç. Adana Spor kullanacak. Jordan Lukaku, o hepimizin çok iyi tanıdığı Lukaku'nun kardeşi. Onun da kariyerinde önemli takımlar var. Maç içinde, yayın içinde bahsederiz. İrfan Can Eğribayat Bonucci ile oynadı. Osterwolde. Lincoln Henrique. Yeniden Osterwolde. 11. dakikayı geride bırakıyoruz. Lincoln Henrique soldan ileri çıktı. Joshua King koşu attı. Onun koşu yoluna doğru biraz hızlı top. Out'a gidiyor. Joshua King zaman zaman Tadic'in yerine biraz daha fazla süre alabilir mi diye son dönemde tartışılır oldu. Özellikle Tadic'in ilerleyen haftalarda biraz daha fizik kondisyonunda düşme olunca Ahmet kale vuruşunu kullandı. Ferhat geriye doğru bıraktı. Fatih. Tekrar Ferhat. Burhan top istiyor. Ferhat baskı gördü. Fatih. İleri doğru şişirdi. Burhan'ın olduğu bölüme Lincoln vurdu kafayı. Kademede Bonucci çok soğukkanlı. Fernandez'in önünde aldı topu. Junior Fernandez'i hepiniz özellikle Alanya Spor performansından hatırlayacaksınız. Değerli futbol severler. Mert Müldür geriye doğru döndü. İrfan Can Eribayat'a. Lincoln Henrique. Onu Burhan rahatsız ediyor. King. Kurunic top istemişti. Bartu tekrar Lincoln Henrique'ye döndü. Osterwolde. Bonucci. İleriye doğru Bonucci'den adrese teslim bir pas. Offside bayrağı kalktı. Mert Hakan Yandaş teşekkür ediyor Bonucci'ye. Pozisyonda bu. Hemen hatırlatalım. Video yardımcı hakem sistemi bu turda yok henüz Ziraat Türkiye Kupası'nda. Bir sonraki turdan itibaren devreye girecek. Bu arada Ahmet endirek serbest vuruşu kullandı. Bonucci Junior Fernandez'in üzerinde vurdu kafayı. Taç atışını Lukaku'yla Adana Spor kullanacak. Mert girdi araya. Yeniden Lukaku. Oberlan. Harun o bölgede. Seken top. Mert Hakan Yandaş. Çıkamadı. Pası hatalı. Kubilay. Döndü sağ tarafa doğru Ferhat. Bu kez çok adamla gelen Adana Spor. Dabo tekrar Ferhat. Ortaya doğru biraz riskli top. Kubilay. Mert Hakan Yandaş onu rahatsız etmişti. Burhan bıraktı. Ferhat ileri çıktı. Dabo tekrar. Atak yönünü sol kanada çevirdi Adana Spor. Jordan Lukaku. Lukaku gidemedi. Emre Mor girmişti araya. Yeniden Lukaku. Oyun devam ediyor. Lukaku Bonucci girdi araya. Bir ortada uzak direğe. Junior Fernandez'in de uzağına out'a. İşte Junior Fernandez. 5 golü var bu sezon Adana Spor için.
Biliyorsunuz Alanya Spor'da Başakşehir'de oynadı. Sonra bir ara Körfez'e gitti. Tekrar döndü. O da 35-36 yaşına geldi Junior Fernandez. Özellikle Alanya Spor'daki iki sezonu çok etkileyiciydi. Bonucci, Leonardo Bonucci'den Lincoln Henrique'ye ilk çeyrek saatlik dilimi geride bırakmak üzereyiz değerli futbol severler. A Spor ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde golsüz eşitlik var Fenerbahçe ile Adana Spor arasında. Junior Fernandez'e doğru İrfan Can Eğribayat dikkatle takip ediyordu hata. Çıktı, topu aldı, eliyle de hemen oyunu kurdu. Bir kez daha Bonucci'de. Bonucci savunma arkasına göndermek istedi King'e doğru. İstediği gibi yollayamadı o topu. Ahmet'ten Evren'e. Evren'den Lukaku'ya. Emre Mor karşıladı taç Adana Spor'un. 1962-63 sezonunda başladı Türkiye Kupası mücadelesi ve Fenerbahçe 7 kez bu kupayı müzesine taşıdı değerli futbol severler. Dediğim gibi geçtiğimiz sezon finalde Başakşehir'i mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu sarı lacivertli takım. Ön alanda baskısı var Adana Sporlu oyuncuların. Bonucci, Osterwolde. Sol çizgide King kendisini gösterdi. Osterwolde. Şimdi Joshua King ile oynadı. Burhan geldi karşısına. Joshua King. King sıyrıldı Burhan'dan. Pasını da verdi. Bir kez daha aldı. Joshua King. Ferhat onu savunuyor. Geriye doğru Lincoln Henrique. Kurunic. Ara pası, gol pozisyonu, bir çalım, şut yandan dışarıya gidiyor. Bayrak da havada mı bu arada? Evet, Mert Hakan Yandaş kıl payı diye yardımcı hakime bir işaret yaptı. Biraz daha kıl payından fazlaymış açıkçası. Hep birlikte izledik offside kamerasından. Ahmet. Offside'dan Doğan Endirek serbest vuruşu kullanacak. Mustafa Hoca, Mustafa Kaplan yardımcılarıyla bir küçük diyalog halinde. Kurunic'den sekti top. Şimdi Dabo. İrfan'ın biraz ileride olduğunu gördü ama o kafasındaki vuruşu yapamadı. İrfan da çok soğukkanlı. Göğsüyle yumuşattı topu. Bir kez daha Fenerbahçe hücumunu seyredeceğiz. Osterwolde oyunu kurma uğraşında. Bonucci yerden Batshuayi tek top. Mert. Mert Müldür'den Emre Mor'a. Bir kez daha Mert. Emre hareketlenmedi. Faul bekliyor hakemden ancak topa hareketlenip de faul beklese belki top kaybı olmayacak. O topa hareketlenmeden faul bekliyor. Hakem vermeyince de top kaybı oluyor dolayısıyla. İrfan Can Eğribayat bir kez daha Osterwolde ile. 18. dakikayı geride bıraktık. 19. dakikanın ilk saniyeleri Kadıköy'de. Joshua King, Henrique biraz önüne doğru koşu gösterdi. Kurunic, Bonucci, yerden Mert'e doğru. Şimdi Batshuayi. Bir kez daha Mert. Mert vurdu dışarıya. Out. Mert Müldür ileri çıktı. Osay Samuel Afrika Kupası'nda onun yokluğunda her hafta biraz daha üzerine koyarak gidiyor Mert Müldür. Ahmet kale vuruşunu kullandı. Mert kademede riske girmedi. Junior Fernandez yanında Kurunic var, çaldı topu. Bir kez daha Kurunic, Bonucci. Emre Mor. Batshuayi ile buluşturamadı topu. Ardından hatasını telafi etti taç Adana Spor'un. Jordan Lukaku Harun yanına sokulmuştu. Aynı bölgeden bir taç daha.
20. dakika. Gol yok Kadıköy'de. Emre girdi araya, kaptı topu. Ardından Lukaku'dan top dışarı çıktı. Batshuayi. Michy Batshuayi soldan. Henry Kane'in koşusu var. Biraz gerisine düştü. Bartu. Krunic. Krunic'den Bonucci'ye. Leonardo Bonucci geçti rakip yarı alana. Bartu. Mert Hakan şimdi hareketlendi. Henrique koşu göstermişti. Ona vermedi Bartu. Bir kez daha Bartu'da. Şimdi Lincoln Henrique. Mert Hakan boşa çıktı. King içeri doğru hareketlendi. Krunic. Tek top Krunic'den. Joshua King. Mert yine ileri çıktı. Emre Mor. Emre sol ayağını aldı. Ortasını da yaptı. Bak şu ay için yüksek top. Ahmet. O topu kontrol etmekte güçlük çekmedi. Emre Mor görüntüde. Sarı lacivertli taraftarlar. Bu şekilde yansıdı ekrana. Junior Fernandes kafayı vurdu. Yerde bir Fenerbahçeli oyuncu var Mert. Oyun devam ediyor bu arada. Mert Hakan yandaştan Batshuayi'ye. Batshuayi bir kez daha King'i gördü. King'in ayağı takıldı, düştü. Ferhat da Adanaspor'un atağını başlattı. Ortada Junior Fernandes. Solda Lukaku var. Mert araya girdi. Mert gidiyor, faul. Oberlan yerde kaldı. Dimitri Oberlan'ın 3 golü var. Ligde bir önceki pozisyon bu şekilde geldi ekrana. Kubilay geriye doğru Evren'le oynadı. Evren kalecisi Ahmet'e döndü. Osterwolde düştü kalktı, o topu aldı Burhan ama sonrasında Fenerbahçe'de kaldı o top. Osterwolde bıraktı Henrique. Yine çizgide King var. O ortaya doğru döndü Krunic'e. Tek toplar Mert Hakan. Koşu yoluna King'in. King gidiyor. Joshua King ceza sahasına girdi. Top hala kendisinde. Gelmedi Batshuayi'ye. Ama atak tazeleyecek Fenerbahçe. Bütün hatlarıyla rakip yarı sahada sarı lacivertli takım. Osterwolde. Bonucci geriye döndü bu arada. Mert Müldür. Mert. Osterwolde. Çalımı Osterwolde'nin biraz riskli ama başarılı. Mert Emre Mor. Emre'den Osterwolde'ye, ondan ekledi şimdi Bartu'a. Bartu Krunic. Krunic tek toplar Fenerbahçe'den Emre Mor. Sağdan Mert Müldür bindirme yaptı. Ona göndermedi Emre. Şimdi Mert'e doğru. Biraz hızlı top ama yakaladı Mert. Mert'in pası. Şimdi adaşına Mert Hakan. Orta geldi. Bir kafa vuruşu üstten dışarıya. Joshua King. Mert Müldür'ün çabası topu oyunda tuttu. O atağın sonunda Joshua King'in kafa vuruşu az farklı out'a gitti. İşte pozisyon. Böyle gelişti değerli futbol severler. 24. dakika. Kubilay. Oberlan ama arkadan ittiğini tespit etti. Çağdaş Altay rakibini. Oberlan. Bonucci görüntüde. Mert Müldür az önce ekrana geldiği şekilde faul yaptı. Kubilay kullandı serbest vuruşu. King savunmasına da yardım ediyor. İrfan Can Eğribayat. Tekrar Joshua King'le oynadı. Lincoln Henrique. Tek top oynadı Lincoln Henrique. Bonucci iki kişi birden bastırdı. Henrique. Yerde kaldı, oynayın diyor hakem. Şimdi etkili gelecek Adanaspor takımı. Faul bekliyor Fenerbahçeli oyuncular. Çağdaş Altay
Orada olmadı. İrfan Can Eribayat da oyunu başlattı. Osterwolde ve Rade Krunic. Mert Hakan. Mert Müldür, Emre Mor. Krunic. Tabii birbiriyle oynama alışkanlığı olmayan bir bölümü ilk kez forma giyen oyuncularla mücadele ediyor Fenerbahçe. Soldan Lincoln Henrique. O da uzun süre sonra kavuştu formasına Henrique. Artu yerden bıraktı Emre Mor. Ters tarafta Mert Müldür sık sık ileri çıkıyor. Emre Mor çalımı attı. Emre'nin yerden pası isabetli değil. Bonucci. Ardından Krunic. İki yeni oyuncusu son derece soğukkanlı bir şekilde topu tuttular. Mert indirdi. Adaşı biraz uyudu o anda. Lukaku'nun çevirdiği top Mert Müldür. Emre Mor'un pası isabetli değil. Emre orada Batshuayi ile iletişimde bir sıkıntı yaşıyor maçın başından beri. Baskı var Bartu'dan. Dabo çevirdi. Şimdi Oberlan aldı. Oberlan sağ taraftan bindirme var. O sola göndermeyi seçti ama Burhan'dan önce müdahale var. Bu arada Çağdaş Altay oyunu durdurdu. Biraz topun önünde kalınca bizim hakemlerimizin sık sık yaptığı bir hata bu. Fenerbahçe'nin de hücumunu kesmiş oldu. Yeniden hareketlendi oyun. 7. dakika değerli futbolseverler. Osterwolde, Bonucci ileri doğru oyna demişti. Şimdi Osterwolde aldı. Osterwolde gidiyor. Jadon Osterwolde. O da Bartu ile anlaşamadı. Bir pas hatası daha. Ahmet. ...27. dakikayı geride bıraktık. Junior Fernandez'in kontrolü iyi değil. Bir elle müdahale bekledi Fenerbahçeli oyuncular. Şimdi Oberlan. Oberlan gidemedi. Bonucci çarptı kaldı. Lincoln Henrique iyi çıkarttı topu. Emre Mor pasını da verdi. Mert Hakan. Mert ilk hamlede verememişti. Şimdi Joshua King'e iyi bir top attı. King ceza sahasına girdi çıktı. Batshuayi top istiyor. Joshua King. Batshuayi'den önce son anda savunma. Çok kritik bir müdahale geldi oradan. Atak devam edecek. Yerden bir pas. Bu arada Junior Fernandez Fenerbahçe yarı sahasında. Bonucci alkış alıyor taraftarından. Adana sporlu oyuncu orada. Harun bekledi. O beklemedi. Bu baskı alkış aldı Sarı Lacivertli taraftarlardan Henrique. Bartu bıraktı sol tarafa doğru. Mert Hakan yerden Krunic. Solda Lincoln Henrique. Lincoln Henrique! Bir füze yolladı. Lincoln Henrique. 29. dakika. 1-0 önde Fenerbahçe. Lincoln Henrique'nin golüyle. Arkadaşları Lincoln Henrique'yi tebrik ediyor. Gerçekten tekrar tekrar izlenecek güzellikte bir gol attı. Lincoln Henrique. İşte o gol. Tekrar tekrar izliyoruz Henrique'nin golünü. Lincoln Henrique adeta iğne deliğinden geçirdi topu. Tadic, Dzeko, Cengiz, Szymański hepsi arkadaşlarını alkışlıyor. Alkışlanmayacak bir gol değil. Yeniden başladı oyun.
30. dakika değerli futbol severler. Bir dakika önce Lincoln Henrique skorboardu değiştirdi. Bakalım Adana Spor'un tepkisi nasıl olacak? Jordan Lukaku topu kaybetti. Kurun hiçbir çalım Oberlan'a. O da sanki uzun zamandır bu takımın parçasıymış gibi ilk yarım saatlik performansı bu şekilde. Bartu Krunic, şimdi Bonucci, Mert, Leonardo Bonucci. King bıraktı Batshuayi, Bartu, Krunic. Bartu da şu ana kadar topu paylaşmada gayet iyi iş çıkardı. Lincoln Henrique bu kez son çizgide. Lincoln Henrique gidiyor. Pasını verdi. Emre offside'da kalmıştı. O offside'da kalınca arkadaşının pas koordinasyonunu da bozdu. Bartu da onu işaret ediyor ileride kaldın diye. Emre de neden daha önce vermedin diyor. Bu diyaloğun sonunda top Ahmet'te kaldı. Bonucci indirdi. Osterwolde. Henrique. King. Mert Hakan yanına sokuldu. Joshua King. Önünde bir kanal buldu. Joshua King. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Avantaja bıraktı hakem. Batshuayi. Sağdan Mert Müldür gidiyordu. Kızı arkadaşına da bir hayli. Ama Batshuayi gitti, hatasını telafi etti. Mert Müldür şimdi. Mert'ten gelmedi Batshuayi'ye. Lukaku girdi araya. Şimdi Dimitri Oberlan. Bindirme var Harun'dan. Junior Fernandez. Fernandez'in pası. Dabo bölgedeydi. Solda bir kez daha Lukaku. Yanında Harun var. Top kaybı Oberland'dan. Bartu yine ilk topu aldı. Sol tarafa doğru Henrique. Bir kez daha Bartu. Osterwolde. Lincoln Henrique. Krunic'den Bartu. Bartu biraz riskli de olsa topu saklamayı başardı. Mert Hakan, Bonucci. Bonucci'den Mert Müldür. Emre Mor, top kaybı. Çok top kaybetti Emre Mor şu dakikaya kadar. Jordan Lukaku. Dabo düştü, kalktı, aldı topu. Dabo gidiyor. Emre faul yaptı. Kart bekliyor Adana Sporlu oyuncular. Çağdaş Altay Emre'nin yanına gitti. Sözlü olarak uyarmakla yetindi bu pozisyonun ardından. 34. dakika. Savunmadan Evren ve Fatih de ileri doğru gidiyor. Stoperler. Kubilay kullanacak. Kubilay kullandı. Serbest vuruşu Fenerbahçeli oyuncularda kaldı. Mert Hakan. Ferhat'la atak tazeleyecek Adana Spor. Ferhat'ın pası. Çok adamla geldi Adana Spor. Savunmada biraz boşluk bıraktı. Lukaku. Oberlan. 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 Bartu'dan top dışarı çıktı. Taç. Lukaku kullandı. Dabo. Oberlan. Dabo, Dabo vuracak. Mak yerine pas attı Lincoln'e. İrfan Can uzaklaştırdı. Batshuayi, göğüs kontrolü başarılı. Batshuayi döndü en garanti yere, kalecisi İrfan Can'a. Solda Lincoln Henrique. Onu rahatsız eden Burhan var. Osterwolde. Bütün arkadaşları baskı altında, kalecisine döndü.
İrfan Can'dan Bonucci'ye. Sağda Mert Müldür boş. Leonardo Bonucci. Bonucci sol tarafa doğru araya girdi. King'den önce Ferhat. Enrique. Bartu. King. Batshuayi tek top. Şimdi Joshua King gidiyor. King ceza sahasında. Joshua King ama öne doğru hareketlenmişti Emre. Lukaku. Topu gönderdiği yerde Bonucci var. Şimdi Mert Hakan Yandaş. İndirdi. Krunic Mert Hakan'a. Mert Hakan. Krunic hareketlenmedi. Emre Mor. Krunic. Bir küçük üçgen. Mert Müldür. Emre. Bonucci'den bir kez daha Emre Mor. Bartu sağ tarafa doğru ileri çıktı yine Mert Müldür. Mert ortası. Gol pozisyonu dışarıya. Henrique kendisinin ve takımının ikinci golüne çok yaklaştı. İşte bu pozisyonda. Son anda bir müdahale var Evren'den. Mert Hakan topu köşe göndere koydu. 36. dakika. 5 Fenerbahçeli ceza sahasında savunma karşıladı. Bir kez daha Mert Hakan. Hemen kullandı taç atışını. Bartu, Mert. Adaşına Mert Müldür. Açtı oyunu geride Lincoln Henrique. Solda King var. Junior Fernandez önüne geldi. Bartu. Mert Müldür. Mert Hakan. Mert Müldür. Batshuayi. Batshuayi biraz açtı ayağından. Batshuayi bir darbe almıştı ama kazandı topu. Mert Hakan. Mert Hakan'ın pası. Savunma ters top korner. Baskısı devam ediyor Fenerbahçe'nin son bölümde. Hemen pas açarak kullandı Sarı Lacivertliler. Batshuayi yerden bıraktı. Şut yerden, Bonucci'den, savunmadan döndü. Adana Spor kalesinde çok adamla yine Fenerbahçe. Lincoln Henrique istediği pası veremedi. Kaleci Ahmet bloke topu. Harun ve Fatih. Ferhat. Bir kez daha Fatih'e baskı var Fenerbahçeli oyunculardan. Taç Fenerbahçe'nin. Dakika 38. Değerli izleyenler, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde şu ana kadar tek gol var. 29. dakikada Lincoln Henrique o gole imza attı. Mutlaka izlemeniz gereken güzellikte bir gol. Julio Fernandez sağ tarafa doğru verdi. Etkili geldi Adana Spor orta. Gol pozisyonu dışarıya. Adana Spor'un maçın başından beri yakaladığı en önemli pozisyondu bu. İşte tekrar izliyoruz. Dimitri Oberlan istediği vuruşu yapamadı. Berlan'la şu ana kadarki tek etkili atağını gerçekleştirdi Adana Spor. Sol taraftan Joshua King'le geliyor bir kez daha Fenerbahçe. King pasını verdi Henrique. Henrique bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Lincoln Henrique'nin asisti Batshuayi farkı 2'ye yükseltiyor. 39. dakika. Gol bir asist Henrique'den. İçi var şu ayı. Golü attı. Atağın gelişimi de bu şekilde ekrana yansıdı. Soldan King gerçekten iyi kullanıyor o bölgeyi. Henrique, King Henrique, Batshuayi 3 topta golü buldu Fenerbahçe. Thank you.
tekrar. İzliyoruz bu golü. Ceko Tadić, Szymański. Fenerbahçe'nin genellikle ilk 11'deki isimleri. Onlar da şüphesiz. Şimdi Kubilay. Kubilay bir çalım. Baskı Mert Hakan'dan. Boşlu arkadaşını bulamayınca Evren'e döndü. Evren de baskı yiyor. Mert Hakan yandaş o baskıyı devam ettirdi. Ama beraberinde bir de faul yaptı Mert Hakan. Emre Mor görüntüye gelmişti. Mert Hakan pozisyonun içindeki isim işte. Yaptığı faul de buydu. 43. dakika. Fenerbahçeli taraftarlar telefonlarının ışıklarını yaktılar. Son derece güzel bir görüntü yansıyor Kadıköy'de tribünlerden sahaya. 2-0'lık üstünlüğü var. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde birincilik temsilcisi Adana Spor karşısında. Ahmet topa yükseklik kazandırdı. Bonucci indirdi. Emre Mor koştu, aldı. Kurunic çok soğukkanlı. Bonucci, Osterwolde, Mert Hakan, çizgide Mert Müldür. Çok iyi bir pas çıkarttı Mert. King bir adım geride kaldı. Gerçekten iyi düşünülmüş bir pas Mert Müldür'den. İşte böyle çok da uzun mesafeli bir pastı. Joshua King bir adım geride kaldı. 29 Lincoln Henrique, 39 Batshuayi. 2-0 önde Fenerbahçe. 44. dakikadayız. Adana Spor'da iki değişiklik var. Kubilay'ın yerine Hakkı, Junior Fernandez'in yerine Metehan oyunda. Metehan da Adana Spor'un golcü isimlerinden biri. Kubilay'ın yerine de Hakkı görev yapacak ikinci yarıda değerli futbol severler. 2-0 önde Fenerbahçe. 29 Lincoln Henrique, 39 Henrique'nin asistinde Batshuayi. İkinci yarıya sarı lacivertliler başladı. Osterwolde. Geriye doğru döndü İrfan Can. Emre'nin pası etkili geldi yine Fenerbahçe. Batshuayi biraz açtı ayağından. Yine Emre Mor. Sağdan Mert Müldür indirdi ama Jordan Lukaku kademedeki isimdi. Ön alanda baskı sarı lacivertlilerden. Lukaku. Top hala kendisinde, biraz da riskli hareketler ama başarılı hareketler. Sol tarafa bir hızlı top. Orada iki oyuncu da yerde. Osterwolde çok hızlı. Yere koy dedi Çağdaş Altay. Serbest vuruşlu oyunu başlatacak sarı lacivertli takım. İşte az önceki mücadele buydu. Bonucci bıraktı sağ tarafa doğru. Tekrar aldı Mert'ten. Leonardo Bonucci ilk kez 11'de. Ama Fenerbahçe'deki ikinci maçı hatırlayacaksınız. Ligde de forma giymişti Serdar Aziz. Sakatlanınca şimdi King diyor. Joshua King pasını verdi. Batshuayi çekti. Batshuayi pasını Emre'ye. Emre takıldı kaldı kaleciye. Emre Mor ilk yarıda biraz fazla pas hatası yaptı. Biraz Batshuayi ile ve yine kanadından bindirme yapan arkadaşlarıyla iletişiminde de koordinasyonunda da sıkıntılar oldu.
Kurunic karşıladı topu. Bir kez daha Adana Spor atağını izleyeceğiz. Dabo. Lukaku. Yanına sokulan Harun vardı. Metehan'dan Dabo'ya, oradaki bir küçük üçgen. Top kaybı, Fenerbahçe kazandı topu. Mert Hakan Yandaş, Batshuayi tek top oynadı. King, top biraz önüne düştü. Baskısını devam ettiriyor. Joshua King aldı topu. Joshua King gidiyor. Joshua King çok güçlü. Şimdi Batshuayi. Batshuayi kaptırdı. Dabo bir uzun top gönderdi. İrfan Can Eribayat. Bu arada bayrak havada offside. Hemen başlattı İrfan Can. Osterwolde. Rade Kurunic. Bir kez daha Osterwolde rakip yarı alanda. Osterwolde gidiyor. Solda Lincoln Henrique. Yerden King'e gelir mi, gelmedi. Araya giren Burhan. Dabo. Ferhat'a bıraktı. Uzun bir top. Oberan'ın bulunduğu bölgeye Bonucci karşıladı. Yerden Emre Mor. Sağdan bindirme var. Emre gidiyor. Emre birden hızlandı. Şimdi Batshuayi, ama Emre koşuyu kesti. Gol pozisyonu dışarıya. Mert Hakan Yandaş adeta bir ikram oldu ona. Adana Spor savunmasından seken top. Ama Mert Hakan'ın vuruşunda top kaleci Ahmet'ten dışarı gitti. İşte bu şekilde. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin. Mert Hakan topun gerisinde. 6 oyuncu ceza sahasında. Kale sahasına doğru bir vuruş ve gol. Tamamlayan arka direkte Batshuayi. Michy Batshuayi arka direkte son dokunuşu yaptı. Kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı. İşte bu. Yakın direkte Rade Kurunic arkaya sektiriyor. Batshuayi'ye sadece dokunmak kalıyor. Kurunic orada. O yükselmesi Bonucci'de arkasındaydı. Yeniden başladı oyun. Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarlar 3. golü işte böyle kutladı. 29 Henrique, 39 ve 50 Michy Batshuayi. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde 3-0 önde Fenerbahçe. Batshuayi bıraktı geriye doğru. Emre oradaydı. Bonucci. Mert Hakan'ın olduğu noktaya. Kafayı Fatih vurdu. Şimdi karşı atak. Burhan bıraktı. Etkili geldi Adana Spor takımı. Sol tarafa doğru Metehan. Üzerine gidiyor rakibinin. Ceza sahası. Top hala Metehan'daydı. Orta şimdi. Bonucci çok soğukkanlı. Karşıladı Emre Mor'a. Emre'nin pası yine rakibe. Jordan Lukaku. Bir kez daha atak tazeleyecek Adana Spor. Lukaku. Lukaku yaptı ortasını. Kafa vuruşu ama istediği gibi değil. Bu arada itirazları var. Adana Sporlu oyuncuların şimdi köşe vuruşunu işaret etti Çağdaş Altay. Osterwolde'den işte böyle çıktı top dışarı. Köşe vuruşunu sağ taraftan kullanıyor Adana Spor. Kale sahasına doğru kafayı Osterwolde vurdu. Jordan Lukaku aldı. Lukaku faul.
Mert Müldür hareketinin topa olduğunu izah etmeye çalışıyor. Elbette karar Çağdaş Altay'ın. Bonucci gitti oraya. Pozisyon buydu. Lukaku ve Mert. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Serbest vuruşu Adana Spor kullanacak. 53. dakika. Değerli futbol severler. Fenerbahçe kalesi için tehlikeli olabilecek bir nokta. İrfan Can iki kişilik baraj istedi arkadaşlarından. Ceza sahasında itişmeler. Doğrudan kaleye. Kimseye dokunmadı. Adana Spor'da bu arada itirazlar var. Savunmadan sektiği yönünde o topun. Batshuayi yetişebilecek mi? Top dışarıda taç. Konuk ekibin. Hakkı itiraz ediyor. Bu arada yerinden kullanılmasını istedi karşılaşmanın hakemi. Taç atışının. Şimdi kullanıldı atış. Henrique'den sekti. Osterwolde karşılamıştı. Bartu çevirdi. Joshua King. Şimdi Michy Batshuayi. Peşinde Burhan vardı. Atak yönünü sağ kanada çevirdi. Orada Mert var. Hızlı bir top çıkarttı. Doğrudan kaleci Ahmet'e kadar gidiyor o top. 55. dakikadayız. İkinci yarıda 10 dakika geride kaldı. 29 Henrique. 39 ve 50. dakikalarda Michy Batshuayi'nin golleri var Kadıköy'de, Ülker Stadyumunda. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde değerli futbol severler. Az önceki pozisyon bu. Aradan geçerken bir temas var gibi. Bonucci. Bonucci'den Joshua King'e. King'in kontrolü iyi değil. En iyi yaptığı şeyler bunlar. Leonardo Bonucci'nin ilerleyen haftalarda da görmeye devam edeceğiz zaten. Harun. Ferhat. Baskı var yine Fenerbahçeli oyunculardan. Fatih. O bölgedeydi. Evren'le oynadı Ferhat. Sol tarafta Jordan Lukaku. Taç Adana Spor'un. 18 bin seyirci var tribünlerde. Ve Fenerbahçe taraftarı hem 3-0'lık üstünlüğü kutluyor, hem de takımının bütün kulvardaki dolu dizgin gidişini. Ahmet ve Fatih. Hakkı bıraktı Fatih'e. Araya girdi Lincoln Henrique. Biraz açtı ayağından taç. Fenerbahçe kullanacak. Osterwolde. Bonucci. Rade Krunic. Pası Emre Mor'a. Sağdan Mert Müldür çıktı ileri onun koşu yoluna doğru. Mert Hakan koşu göstermişti. Bir kez daha Emre Mor. Emre birinci rakibinden sıyrılmaya çalışırken faul. Serbest vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Pozisyon buydu. Faulü Harun yaptı Adana Spor'da. İşte Bonucci'nin uzun metrajlı pası. Altı Fenerbahçeli ceza sahasında. Orta arka direğe doğru. Kafa son anda Ahmet. Değdi mi Ahmet'e? Karşılaşmanın hakimi doğrudan dışarı gitti diyor. Tekrar tekrar izliyoruz. Joshua King de günün etkili isimlerinden biri. Değerli futbol severler, Fenerbahçe'de.
57 dakika geride kaldı Kadıköy'de. 58. dakikaya giriyoruz. Ahmet kale vuruşunu kullandı. Henrique kontrol etti. Lincoln Henrique maç eksiğine rağmen çok iyi bir başlangıç yaptı. Bonucci'den Emre'ye, Emre Mor gidiyor. Emre aldı sol tarafa, sağına gönderdi Mert Hakan'a. Solda iki arkadaşı vardı. Rade Krunic destek verdi atağa. Krunic, Emre. Yine Batshuayi ile anlaşamadı. Uzaklardan bir vuruş. Bartu. Boşta kalan topu işte böyle sahiplendi. Ama çerçeveyi tutturamadı Bartu. Kaleci Ahmet'te bir problem var. Sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti Çağdaş Altay. Çağdaş Altay İstanbul bölgesi hakemi. Bu sezon 8 Süper Lig, 4 birincilik, birer de Ziraat Türkiye Kupası ve ikinci lig maçı yönetmişti. 15. maçı oluyor bu sezon Çağdaş Altay'ın. Bu arada arkadaşlarımız da maçtan enstantaneleri yansıtıyor ekrana. Batshuayi 2 gol kaydetti bugün. Lincoln Henrique 1 gol 1 asistle mücadele ediyor. Kenarda Mustafa Kaplan Hoca oyuncularıyla bir mini toplantı yaptı. Bu boşluktan istifade ederek. Şimdi Ahmet'in tedavisi bitti. Oyunda yeniden hareketlendi. Bartu'dan sekti top. Taç Adanaspor'un. Burhan gitti taç atışını kullanmaya, bıraktı Ferhat'a. 60. dakikanın içindeyiz değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde 3-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin Adanaspor karşısında. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 2014-15 sezonunda hatırlayacaksınız. Süper Kupayı kazanmıştı. Bu sezon Lig, Avrupa ve Kupa'da şu ana kadar işler yolunda gidiyor Fenerbahçe için. Metehan ve Osterwolde arasında bir küçük gerginlik vardı. Ona müdahale etti karşılaşmanın hakemi. Osterwolde seken top son anda İrfan Can. Oberlan. Oberlan ilk yarıda da 38'de bir pozisyonu vardı. Yine onunla gole yaklaştı Adanaspor. Köşe vuruşunu kullanacak Adanaspor. 2, 4, 6 oyuncu Fenerbahçe ceza sahasında. Adanaspor'dan yakın direğe doğru kafayı sarı lacivertli oyuncular vurdu. Şimdi kontratak Emre Mor. King gidiyor, Henrique gidiyor. Soldan Mert Hakan'ın da desteği var. Şimdi Joshua King. Joshua King vurdu. Rakipten sekti. Kornere gitti top. Dört oyuncu birden hızla rakip alana geçtiler. Köşe vuruşu kullanıldı yakın direk. Yine boşta kalan top. Lincoln Henrique savunmanın derinliğinde kademede. İrfan Can kendi yarı sahasının ortasında. Bartu. Sağda Mert. İrfan Can. O da sürekli oyunun içinde. Bonucci. Bonucci, Emre bıraktı Mert'e, tekrar Emre,
Osterwolde, Bartu. Mert Hakan bıraktı. Emre Mor, Mert Hakan. Yanında Kurunic var. Sağda Mert Müldür. Mert Hakan. Yerden Batshuayi. Batshuayi. Ters tarafta Lincoln Henrique. Bir kez daha Batshuayi. Emre Mor. Aşırdı ama Fatih. O bölgede Bonucci vücudunu koydu. Top Osterwolde'de. Bu arada bir sakatlık var. Fenerbahçe'de değişiklikler olacak. İsmail'i kenarda görüyorum. Efe Kan'ı kenarda görüyorum. Mert Müldür çıkıyor. Onu biraz da ekonomik kullanmak istiyor elbette. Osay Samuel'in de yokluğunda. İsmail Kartal. 64. dakika. Bonucci de, o da yavaş yavaş ısınıyor. Bonucci de kenara geliyor. Hafta sonunda pazar günü oynanacak lig maçını da dikkate alarak iki oyuncusunu kenara çekti İsmail Kartal. Efe Kan ve İsmail yüksek oyunda. Oyun içinde de bazı değişiklikler oldu elbette. İsmail ortaya geldi. Bartu sağa geçti. Kurunic de Bonucci'nin yerine geçti. Görebildiğim kadarıyla şu anda. Fatih. 65. dakikaya girdik. İsmail karşıladı. Efe Kan vurdu kafayı. King. Joshua King. Touch. Adana Spor kullanacak. Bonucci, Mert Müldür hemen Edin Dzeko'nun yanındalar. İkisi de iyi bir performans ortaya koydu. Karşılaşmanın geride kalan bölümünde. Osterwolde karşılamıştı. İsmail indirdi. Osterwolde. Osterwolde. Pasını da verdi King'in koşu yoluna doğru. Biraz hızlı top. Touch Fenerbahçe'nin. Batshuayi. Lincoln Henrique'ye doğru kullandı. İsmail. Kurunic. Şimdi Bartu. Yeniden Kurunic. Osterwolde. Tabii bu oyun içinde de oyuncuların bölgelerinde oynayabilmek, bu tarz birden fazla bölgede oynayabilmesi futbolcuların, İsmail Kartal'ın da uzun maratonda farklı kulvarlarda işini kolaylaştıracak bir imkan olacak. Bu arada İsmail'den bir hata. Şimdi gol pozisyonu Adana Spor için, kalkan bayrak var. Candaş Elbil hemen çekti bayrağını. Oberlan Dabo'ya kızıyor. Dabo biraz da arkadaşına sitem etti. Fenerbahçe'de oyunu yeniden hareketlendirdi Osterwolde. Çizgide Lincoln Henrique kendisini gösterdi Batshuayi. Batshuayi'den Efe Kan'a doğru. Kayak bir müdahale. Dabo'dan. Genç Efe Kan yerde kaldı. Dabo topa müdahale ettim diyor. Efe Kan kalktı ayağa. Henrique de Dabo ile bir küçük pozisyonun analizinde. Pozisyon şu. Ucuz atlatmış Efe Kan. Serbest vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Dabo sarı kartı gördü. Biz de notlarımızın arasına aldık. Serbest vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Mert Hakan topun gerisinde.
2-4 oyuncu penaltı noktası civarında. İkisi de hemen ceza sahası dışında. Ön direğe kafa ve gol! Hat-trick Batshuayi! Ön direkte Michy Batshuayi farkı 4'e çıkarttı. Kendisi de hat-trick yaptı. 68. dakika. Batshuayi'nin gecesi Kadıköy'de. Michy Batshuayi süre aldığı zaman faydalı olabileceğini gösteren bir performans. Mert Hakan'ın ön direğe ortası da çok etkili gerçekten. İşte Batshuayi bu şekilde attı 3. golünü. Fenerbahçe'de 4-0'lık üstünlüğü yakaladı Batshuayi ile. 29 Enrique, 39, 50 ve 68. Michy Batshuayi. Kadıköy'de Fenerbahçe 4-0 önde Adana Spor karşısında. Artık son 16 turu biletini cebine koydu Sarı Lacivertliler. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi bir kez daha hatırlatıyorum. 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde kura çekimi pazartesi günü saat 14'te yapılacak ve Aspor'dan canlı olarak yayınlanacak. İrfan Can Bartu top istemişti, ona gönderdi. Faul Fenerbahçe kullanacak. Bartu da günün iyi isimlerinden biri. Osterwolde, o da transferde İsmail gibi adı anılan isimlerden biri. Şimdi Metehan'la geliyor Adana Spor. Top kaybı, faul bekledi Adana Sporlu oyuncular. Devam ediyor mücadele İsmail Yüksek. Yine Osterwolde ile oynadı. Daha sonra Adana Spor takımında bir değişiklik daha olacak. King bıraktı Osterwolde'ye. Mert Hakan. Mert Hakan atak yönünü sağ kanada çevirdi. Orada Emre Mor. Fenerbahçeli taraftarlar İsmail Kartal'a sevgi gösterilerinde bulunuyor. İsmail Hoca da taraftarlarını selamladı. İşte ekrana geldiği şekilde. İrfan Can Eğribayat Rade Krunic ile paslaştı. Mert Hakan'dan bir kez daha Krunic'e. Yeniden Mert. Sol çizgide Lincoln Henrique unutturdu kendisini. Ama Mert Hakan da unuttu sanki onu. Israrla elini kaldırmıştı Henrique. Osterwolde. Batshuayi kaçırdı ayağının altından. Burhan. Ferhat. Ferhat'ın pasında Krunic. Topun geçmesine izin vermedi İsmail Yüksek. Şimdi Emre Mor'a doğru. Emre bir anda hızlandı. Pasını da verdi. Batshuayi aldı. Bir çalıp. Batshuayi! Michy Batshuayi 4. golünü atıyor. Fenerbahçe 5-0 öne geçiyor. 71. dakika. Batshuayi durdurulamıyor Kadıköy'de. Adana Spor'da değişiklik var bu arada. Fenerbahçeli taraftarlar 5. golü kutluyor. İşte Michy Batshuayi. O da bir füze yolladı. Lincoln Henrique'nin golünü mutlaka izlemelisiniz bu arada. O da müthiş bir füze göndermişti. Perdeyi açan golü atarken Batshuayi de ya üzerinden çok sert, çok düzgün vurdu kendisinin 4. takımının 5. golünü attı. Cem Oyun'da, Adana Spor'da değerli futbol severler.
Fatih'in yerine Emre pas istediği İsmail aldı. Kurunic kendi yarı sahasında. İsmail, Bartu. Az sonra Adana Spor'da bir değişiklik daha olacak. Osterwolde. Osterwolde topla birlikte rakip alana geçti. Lincoln Enrique. Jaden Osterwolde. Ekan bırakmıştı. Şimdi Kurunic atağa katıldı. Sağ tarafta bir boşluk. Bartu oradan geldi. Şimdi Emre Mor tek top oynadı. Sağ tarafta offside bayrağı havada. Mert Hakan neden derinlemesine atmadın diyor. Ya da koşu mu yapmadın dedi acaba. Mehmet Lukaku'nun yerine oyuna giriyor. Jordan Lukaku'nun yerine. Mehmet Fevzi oyunda. Daha çok Fevzi dediklerine göre biz de Mehmet Fevzi, Fevzi diyelim ona. Beş sıfırlık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Faul Adana Spor kullanacak. Ferhat King karşıladı onu. Cem savunmaya geçti. Fatih'in bıraktığı noktaya. Evren pasını verdi. Bir top kaybı Adana Sporlu oyuncularda. Bir diğeri de İsmail'den. 75. dakika. Son çeyrek saatlik dilime girdik Kadıköy'de. 5-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Zira Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Adana Spor karşısında. Harun'un pası. Cem. Cem'den Ferhat'a. Joshua King bozdu onu. Joshua King. Bir de güzel hareket. İki Adana Sporlu peşinde. Taç Fenerbahçe kullanacak. Sonra fikir değiştirdi Çağdaş Altay. Yardımcısıyla göz göze gelip. Joshua King. İşte böyle sürüklemişti hata. Şimdi Han'la geliyor Adana Spor. Bir faul daha. Osterwolde. Aynı fikirde değil. Pozisyon bu. Osterwolde Burhan mücadelesinde çıktı faul kararı. Ferhat topun gerisinde Adana Spor'da. 76. dakika değerli futbol severler. Batshuayi'nin 4 gol attığı gecede 5-0 önde Fenerbahçe. İlk gol de Lincoln Enrique'den gelmişti. Ferhat. Bir kafa vuruşu İrfan Can Eribayat için kolay bir top. Evren görev bölgesine dönüyor hızla. Az önce kafa vuruşunu yapan Adana Sporlu oyuncu. İsmail'den Osterwolde'ye. Fenerbahçe'de kenarda bir değişiklik hazırlığı daha var. Cengiz Ünder'i görüyorum bu arada. Enrique kullandı. Osterwolde'den geriye İrfan Can. Şimdi Adana Spor karşı ata. İsmail girdi araya. Fenerbahçe etkili geliyor Emre Mor'la. Emre gidiyor. Emre pasını da verdi. Batshuayi bir çalım. Batshuayi. Batshuayi ben yeteri kadar attım. Artık attırayım dedi. Son vuruşu yapmak yerine pası tercih edince bir 6. golden oldu Fenerbahçe. Lincoln Enrique.
Joshua King. King, Henrique. Henrique sırılamadı rakibinden. Ferhat o bölgede. Son temas Henrique'den. 78. dakika. İşte Batshuayi böyle vurmadı. Önce gözü Emre'yi aradı. Sonra yanında King'i gördü. Pas vermeyi deneyince pozisyon ölmüş oldu. Batshuayi 4 golle yıldızlaştı bu akşam. Birazdan Cengiz Ünder oyuna dahil olacak Fenerbahçe'de. Henrique, İsmail, Osterwolde, Krunic geride topu aldı. Yeniden Osterwolde. İsmail, Emre, çizgide Bartu, Emre Mor, Emre, Batshuayi denedi. Savunma karşıladı Evren'de. Girdi FK, Lincoln Henrique'ye. Şimdi yatarak müdahale Ferhat'tan. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin. Evet, Fenerbahçe'de Joshua King'in yerine Cengiz Ünder giriyor. Gerçekten iyi bir performans sergiledi Joshua King. Ben mi diyor? Belki bilemiyorum. Gol atana kadar kalabilir miydi? Atar mıydı? Sanki biraz daha oyunda kalmak ister bir tavrı var. Elbette bütün futbolcular oyunda kalmak istiyor. Joshua King taraftarlarından alkış aldı. Kale sahasına doğru uzaklaştırdı Adanaspor savunması. Bartu Fenerbahçe'de kademedeki isim. 5. oyuncu değişikliği de yapıldı Adanaspor'da. Osse, Samuel Osse oyuna dahil olan isim. Osterwolde, Krunic, İsmail, Batshuayi'nin koşu yoluna doğru iyi bir pas çıkarttı İsmail Yüksek. Batshuayi düştü, kalktı, top hala kendisinde. Pasını da verdi. Şimdi Emre bir çalım. Emre aldı, at dedi. Mert Hakan'ın golü. Emre Mor aldı, at dedi. Mert Hakan Yandaş bu ikramı geri çevirmedi. 80. dakika. 6-0 önde Fenerbahçe bu golle. Mert Hakan Yandaş golün altında imzası olan isim. Mert Hakan çok tartışıldı biliyorsunuz gördüğü kartlar nedeniyle. Emre Mor en iyi yaptığı şeyi yaptı. Çalımla adam eksildi. Son çizgiye indi. Mert Hakan'a da sadece doğru yerde topu filelere göndermek kaldı. (Gülüyor) 29 Lincoln'e 39 50 68 71 Batshuayi 80 Mert Hakan 6 gol Sarı Lacivertli takımdan Adanaspor karşısında. Ferhat. Ferhat sol tarafa doğru çevirdi atak yönünü. Fevzi o bölgede. Dışarıya doğru çıkıyor. Korner az sonra bir değişiklik daha olacak. Fenerbahçe'de değerli futbol severler. Ahmet Nejat Aydın oyuna giriyor. Lincoln Henrique
maçın önceki bölümlerinde de söyledim mutlaka ama mutlaka Lincoln Henrique'nin golünü seyredin efendim. Gerçekten jeneriklik derler ya, işte öyle bir gol attı. Bu akşam perdeyi Lincoln Henrique açtı. Bu golü mutlaka bu akşam maçın tekrarını da vereceğiz. Özetleri de vereceğiz. Bakın işte hemen yönetmenimiz de bu çağrıyı duyunca ekranlara böyle getirdi. Henrique çıktı. Genç oyuncu Ahmet Necdet Aydın oyunda. 29 numaralı formasıyla köşe vuruşu kullanıldı bu arada. İrfan Can kontrol etmeyi başardı. Uzak direk dibinde iyi pozisyonda Adanaspor için. İşte pozisyon bu. Sterwold de bıraktı. Ahmet Taç savunmanın hemen soluna geçti. Ahmet Lincoln Henrique'nin boşalttığı yere Henrique ve King böyle tartışıyor maçı. Krunic, o da yayının daha önceki bölümlerinde de söyledim, ilk karşılaşmasında hiç yabancılık çekmeden mücadele etti gerçekten. Radek Krunic zaten hazır bir şekilde gelmişti. Dabo Beyzi ile paslaştı. Baskı yedi şimdi. En geriye kalecisi Ahmet'e döndü. 84. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. Ahmet'ten Ferhat'a. Cem kalecisine döndü. Cem aldı, şöyle bir baktı arkadaşlarına. Topu gönderdiği noktada kimse yok. Bartu çok soğukkanlı. Kalecisine İrfan Can'a döndü. Osterwolde. Krunic'den Emre'ye tek toplar. Bir kez daha Krunic. Emre Mor. Osterwolde. Ahmet indirdi. Cengiz Ünder. Osterwolde'ye baskı var. Cengiz. Biraz riskli pas Cengiz'den. İrfan Can takip ediyordu. Şimdi Osterwolde'den İsmail'e doğru. David Osse baskı yapıyor. Krunic. Emre Krunic. İsmail Yüksek. 6-0 önde Fenerbahçe. Adana sporlu futbolcular hiç değilse bir gol için ön alanda baskı yapıyor. Hakkı biraz sitem etti arkadaşlarına, neden yardıma gelmiyorsunuz diyerek. İsmail savunma arkasına. Emre. Emre şöyle tatlı sert bir itti rakibi onu. Sağ taraftan ceza sahasına doğru Cengiz'e, o bıraktı. Ahmet ters taraftan ceza sahasına girdi. Ahmet rakibinden seken top. Oyun alanını terk ediyor. Korner. Cengiz Ünder gidiyor köşe vurucunu kullanmaya. Fenerbahçe'de Junior Fernandez ve Jordan Lukaku Adanaspor yedek kulübesinde geldiler görüntüye. Cengiz paslaşarak kullandı Mert Hakan'la. Ahmet aldı. Krunic savunma güvenliğini sağlıyor. Karşılaşmanın 87. dakikası. Pasta isabet yok Taç Adanaspor'un. Yoğun maç trafiğinde Fenerbahçe. 5. turda Adanaspor karşısında son dakikalara 6-0'lık üstünlükle giriyor. Batshuayi açtı top. Mert Hakan peşinde o topun. Şimdi Emre Mor. İsmail. Efekan İsmail. Genç oyuncuları da devreye soktu İsmail Kartal. Maçın son bölümünde Taç Adanaspor'un dedi yardımcıyla göz göze gelerek Çağdaş Altay. Fenerbahçe yedek kulübesi bugün Bonucci, Lincoln Henrique, Joshua King oynayan bütün oyuncular hem mücadele anlamında hem üretkenlik anlamında
derece iyi performans gösterdiler. Metehan yerde kalmıştı. Ona yapılan bu hareketi faul olarak değerlendirdi Çağdaş Altay. Ferhat da serbest vuruşu kullanacak. Adana Spor takımı İsmail'in tepkisi geliyor ekrana. Dabo aldı. Geriye doğru Evren'le oynadı Dabo. Evren'den sol tarafa aldı verdi Evren. Cem kademedeydi. En geriye kalecisi Ahmet'e döndü. Ahmet'in pası biraz riskli Feyzo o bölgede. Burhan kaptırılan top. Emre bıraktı. İsmail son anda kritik bir müdahale geldi Cem'den. Batshuayi gidiyor. Çevirdi Adana Sporlu oyuncular nereye? Fenerbahçeli oyunculara. Emre mor yerde. Ona yapılan hareket faul. O da oynadıkça açıldı. İlk yarıda çok fazla top kaybı yapmıştı. İkinci yarıda rakip biraz daha boşluk bırakınca o da meziyetlerini daha kolay kullanabilme imkanı buldu. Yorgunluklar da başlayınca daha kolay adam eksiltmeye başladı Emre Mor. 89. dakikadayız. Fenerbahçe 6-0 önde. Zaten Türkiye Kupası'nda son 16 turu vizesini alıyor sarı lacivertli takım. Cengiz pas beklemişti. Mert Hakan'la anlaşamadılar. 4 oyuncu ceza sahası ön çizgisinde Fenerbahçe'den. Mert Hakan savunmadan seken top. Az sonra uzatmayı da işaret edecek Abdullah Uğur'a Taşkınsoy. Biraz önceki pozisyonu siz yeniden izlerken Ahmet arkadaşlarına ileri gidin diyor. 29. dakikada perdeyi Lincoln Henrique'nin golü açtı. 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda Batshuayi 4 gol kaydetti. 80'de Mert Hakan 6-0'a getirdi skoru. Bartu'dan soğukkanlı hareketleri İrfan Can. Tek toplarla çıktı baskıdan Fenerbahçe. Emre aldı. Emre Mor. İçi Batshuayi. 2 dakikalık uzatma. 4. hakemin elinde uzatma tabelası. 90+2 oynanacak değerli futbol severler. Maçın son bölümüne en az 2 dakika daha eklenecek. Ferhat. Neydose'ye bıraktı. Hakkı. Ferhat tekrar. Dabo geriye doğru. O bölgede Cem var. En geriye kalecisi Ahmet'e baskı. Fenerbahçeli oyunculardan 90+1. dakikada İsmail göğsüyle yumuşattı. Cengiz çeviremedi. Üç Fenerbahçeli oyuncu. Top kimden çıktı? Sarı-lacivertli takım kullanacak. Genç Ahmet kullandı hemen. Osterwolde'ye doğru. Artık Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda tur vizesini aldı. 6, 7, 8 Şubat'taki rakibini bekleyecek. Rakibi de önümüzdeki pazartesi günü saat 14'te yapılacak kura çekiminde belli olacak değerli izleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük, Bandırma Spor, Hatayspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor, Başakşehir, Gaziantep, Samsunspor ve Erzincanspor tur atladılar. Şimdi de Fenerbahçe tur vizesi alıyor. Yarın Sivas Keçiören, Kayseri Gençler Birliği, Konya Göztepe maçları var. Bu arada sağ taraftan geliyor Fenerbahçe. Trabzon, Manisa ve Galatasaray Ümraniye maçlarıyla 5. tur mücadelesi tamamlanmış olacak. Yarın akşam da 5 karşılaşma spordan yarın gün boyunca yayınlanacak. David Osse ile geliyor Adana Spor. Hiç değilse bir gol diyerek ama kademede Kurunic. Şimdi İsmail Yüksek. Çağdaş Altay bu kadar dedi. 90 dakikayı noktaladı. Fenerbahçe Adana Spor'u 6-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda
son 16 turu vizesini alıyor.